adeta durma noktasına geldi. Duran Adem eylemleri dün hani başladı. Buradan nereye evrilir sence bu iş? Ya bir kere buradan nereye evrileceğini kestirmek artık her babayiğidin harcı değil. Çünkü şöyle bakmak lazım. Çadırlara ilk müdahale olduğunda, o çadırların yakıldığı gün bir saat sonra nereye evrileceğini kim kestirebildi? Ki hani yıllardır gerek Türkiye'de gerek dünyada yaşanan bir sürü toplumsal sosyal hareketi elimizden gelince takip etmeye çalışıyoruz. Buradan edindiğimiz deneyimlerle öngörülerde bulunmaya çalışıyoruz. Yine bu öngörülere dayanarak bu Gezi Parkı eylemle ilgili de birçok yorumda bulunduk. Sadece ben değil, birçok insan bulundu. Ama yüzde kaçını tutturabildik? Bu anlamıyla bu süreçte herkes bir sınavdan geçti ve bu sınavdan başarılı mı geçtik? Yani analiz yapan insanlar başarılı mı geçtik? Bu tartışılır. Yani bu hakikaten soru işareti. Çünkü hani klişe ama ezber bozan bir yanı vardı. İkincisi, Türkiye'de toplumsal muhalefet dinamiği olarak saydığımız bütün kurulu yapılar, geleneksel yapılar diyelim, her yelpazenin her şeyinden, yelpazedeki tüm yapılar, bir kere onlar abonden oldular. Evet. Yani sürece kendi renklerini vermek, kendi deneyimlerini aktarmak, kendi deneyimlerini aktardıktan sonra onu başka bir seviyeye sıçratmak konusundaki performansları açıkçası çok başarılı değildi. Bunu bence bir öz eleştiri olarak onlar da kabul etmediler. İçinde yer aldılar fakat sürecin içerisindeki takipçi, onu anlamaya çalışan, ona adapte olmaya çalışan bir noktadaydılar. Demek ki 50 yılda, 60 yılda edinilmiş deneyimlerin teorik olarak çok bilinen şeylerin hayattaki karşılığını sınamak konusunda bir fırsat da onlar için. Ve bu konuda da çok başarılı bir sınav verdiler. O tartışılır. Burada başarılı sınav veren kendiliğinden hareket, toplumun bizatihi kendisinin katkısıydı. Zaten bütün espriler, bütün yaratıcı eylemler, bütün kararlılık bu kendiliğinden hareketin kendi içerisinden çıkardığı özneler üzerinden girdi. Ve isyan kendiliğini yarattı. Kendiliğini yarattı ama bir yandan da hani bu sivil alanda gelişiyor. Evet. Siyaset aygıtı, hani AK Parti tarafı ve CHP tarafı kendi ölçeklerini okuyorlar. AK Parti tarafına baktığında bunu büyük bir uluslararası komplo ayağımızı kaydırmak istiyor diye okuyor. Sence doğru okuyor mu, okumuyor mu? Şimdi şöyle, ya birincisi şöyle bir genel doğrudan hareketle gidelim. Dünyada çok yakın tarihte öz itibariyle, içerik itibariyle değil ama biçim itibariyle Türkiye'de Gezi Parkı protestolarına benzer şeylere tanık olduk. Tahrir'e tanık olduk, Tunus'a tanık olduk, Londra'ya, Wall Street'e bir sürü şeye tanık olduk. Bunlar hani birebir birbirine benzer şeyler mi? Değil tabii ki. Ama özde olmasa bile biçimde birbirini çok andıran hareketlerdi. Özellikle Orta Doğu'da olan hareketlerde şunu gördük. Oranın liderleri de ilk fırsatta iki şey yaptılar. Bir, bu sokaklardaki insanları aşağıladılar. Fare dediler vesaire vesaire. Aşağıladılar. Aşağılamaya kalktılar daha doğrusu. İkincisi bunun kendi halkı tarafından bir isyan olarak değil, dış güçlerin organizasyonunda olan bir hareket olduğuna hemen kanaat getirdiler. Peki niçin bu yolu tercih ettiler? Bir, öyle veya böyle kendi toplumsal tabanları içerisinde bir dirilik ve safları sıklaştırma amaçlarından bir tanesi buydu. En azından bizimkiler çözülmesin. Aldanmayın siz bunlara, bu dış güçlerin işi. Ki bu retorik yani yıllardır vardı. Soğuk savaş retoriğidir aslında bu. Ama başka bir şey daha vardı. O da şu, bu süreçlerin hiçbirinde, Mısır'da dahil, Türkiye'de dahil, hiçbir uluslararası güç odağı herhangi bir yerinden bu dalgaya binmeye çalışmadı mı? Çalışmaz mı? Mümkün mü? Eğer yükselen bir dalga varsa bu dalgaya kendi sörf tahtasıyla koşacak yeterince güç vardır. Mutlaka koşarlar. Koşmazlarsa kendilerini tasfiyesidir o. O dalga onları da altlarına alır. O anlamıyla bir sürü uluslararası yapı ve güç merkezi tahtasıyla bu dalganın üstünde sörf yapmak istemiştir. Asıl mesele şudur. İnisiyatifi ele alabilmiş midir? Kendisi yönlendiren, bunun akışını belirleyebilen ve bu dalgayı kendi istedikleri kıyıya vurduran bir inisiyatifi ele geçirebilmişler midir? Önemli olan budur. Türkiye için bu söz konusu değildir. Türkiye için bu söz konusu değildir ama mesela Orta Doğu'da çalınmış devrimler vardır. Hakikaten halkın inisiyatifinden çıkmış, başka güçlerin kontrolüne geçmiş, bir devrim olarak başlayıp ama çalınmış. Libya'da isyanın ilk öncülerinden olan önderlerden bir tanesi uluslararası müdahale, askeri müdahale başladığı andan itibaren ne demişti hatırlarsan? Devrimimizi çaldılar demişti. Ha,
Şimdi bu söylemimden kaynaklı şöyle bir yanlış anlamada olmasın. Gezi Parkı protestoları bir devrim harekatı. Böyle bir şey değil. Böyle bir iddiası yok. Çünkü niye? Bir 90'lar kuşağı söylemi var. Ben bu 90'lar kuşağı söyleminin biraz arızalı bir söylem olduğunu düşünüyorum. Yani kuşaklar edebiyatının biraz arızalı bir edebiyat olduğunu düşünüyorum. Mesela işte muazzam cesurlar söylemi. Ya şimdi muazzam cesur değiller. Hepimizi hayran bırakacak bir yaratıcılıkta ve karlılıkta bu mücadele içerisinde yer aldılar, var oldular, kendi gerçeklerini dayattılar. Ve karşımızda hiç yenilgi tatmamış bir kuşak var. Onların belleklerinde, Türkiye tarihine toplumsal hareketlerin yenilgisi olarak geçen hiçbir olay onların belleklerinde yok. Hiç yenilgi tatmamış. Ama bir yenilgiyi tatma potansiyeli de taşıyorlardı. Ve onun dağılması, onun moral bozukluğu, onun kırılması felaket olabilirdi. Bu 90'lar denilen kuşağa yüklenemeyecekleri ağırlıkta yükler yüklememek lazım. İşte Türkiye'nin dört bir tarafında eylemler var. Böylesi bir şey Türkiye hiç yaşamadı. Yapma. 80 öncesi nahiyelere kadar yaşandı. 68, 60 yani tütün işgalleri, toprak işgalleri, köylüler toprak işgal etti. Yani bu tür deneyimler vardı. Fatsa örneği yani onlarca örnek sayılabilir. Ve işte müthiş bir polis şiddetine karşı muazzam bir direniş. Valla 70'li yıllar polis şiddeti görmedi. Çünkü polisi görmedi. Karşılarında asker vardı. Süngü tak talimatı veriyorlardı. Ve süngülüyorlardı insanları. Mesela Ümit Doğanay'ın cenazesi. Ve dinamit lokum atıyorlardı üstlerine. Gaz neki. Silahlar çekiliyordu. Bu tarafta silah kullanıyordu filan. Yani bir sürü örneği verilir. Buradaki sorun ne peki? Buradaki sorun şu. Türkiye'de muazzam bir toplumsal marifet deneyimi birikmiş ama kuşaklar arası irtibat kopmuş. Bu deneyim aktarılamamış. Yani her kuşak baştan başlamak zorunda kalmış. Sıfırdan başlamak zorunda kalmış. Bunun avantajları da var. Niye? Bir önceki kuşakların tırnak içindeki kirlenmişliklerini bünyesine taşımıyor. Arızalarını bünyesine taşımıyor. O konuda saf, berrak, temiz. Bunun avantajları var. Dezavantajları ne? Yeniden keşfetmek zorunda. Yeniden bulmak zorunda. Bir zaman ve enerji kaybı söz konusu. Onun için evet herkes çok heyecanlandı ama bu heyecan hakikati örten, ayakları yerden kesen bir heyecan olmamalı. Çünkü o zaman stratejisi olmayan, aklı olmayan, aklını yitirmiş, sadece duygularla hareket eden, bu anlamıyla da nasıl karşı taraf gaz kullanıyorsa kendisi de bir gazla hareket eden bir yapı olur. Ama burada gördük ki aslında akıl ve yaratıcılık esas götüren dinamik. Onu kaybetmemek lazım. Peki asıl soru şu, şimdi iş forumlarına döndü. Evet. Ve Taksim platformu o istekler listesini her gün hatırlatıyor, hafızaya diyor ki bakın hani biz geri adım atmamamız gerekiyor. Fakat bir yandan Gezi Parkı'nda o dönüşüm başladı bile çoktan. AKM yıkılacak, AVM yıkılacak, yıkılmayacak mı? Oradan yumuşak mesajlar da geliyor bir yandan AK Parti tarafından. Ama hani iş öyle bir noktada kaldı ki sanki son geldiğimiz aşama İstiklal Caddesi'nde işte sopalarla ve bıçaklarla koşturan AK Parti yandaşları, öbür tarafta da işte polise direnen, molotof atma noktasına getiren bir nokta. Fakat kesildi, bıçak gibi kesildi, forum aşamasına geldi. Buradan sonra bu iş sence nereye gidecek? Vallahi dediğim gibi yani aslında ilk sorun da bu. İlk soruna verdiğim yanıt da şuydu. Bunu kestirecek babayı da hani alnından öperim. Ama bu da şu demek değil. Hani bir bilinmezlikler deryasında yaşıyoruz. O anlamıyla hani kaderimizde ne varsa onu yaşayalım, bekleyelim, görelim. Böyle bir pasifist söylem içerisinde değilim. Bundan sonra ne geleceği biraz da bu forumlara katılan, bu eylemlere katılan. Çünkü biz şunu da bilemiyoruz ki yarın bir gün duran adam imgesi gibi başka bir biçimde başka bir şey çıkacak mı? Nasıl çıkacak? Yani hiçbir planlanarak gitmiyor. Bunun bir merkezi, bir örgütleyicisi yok. Onun için bunu bilmiyoruz. Verili durumu değiştirebilecek ne tür aktörler sahne alacak onu bilmiyoruz. Bir de bilmediğimiz şeylerden bir tanesi biz bu 20 günlük süreçte şunu gördük. Zaman zaman devlet aklını kaybetti. Onun için bu sürece ne şekilde müdahale olup neyi nereye çekeceğini o açıdan da bilmiyoruz. Çünkü normalde polis devletin işte örgütlü gücü, güvenlik gücü, şiddet gücü, şiddette kendini elinde bulunduran güçlerinden bir tanesi. Ama her zaman devlet aklı polisi yönetir. Bu kuraldır. Fakat bu 20 gün içerisinde öyle anlar oldu ki polis aklı devleti yönetmeye başladı. Polis aklı devleti yönetmeye başladığı andan itibaren o devlet de ne yapacağını bilememez ve dibe doğru gider. Ve nitekim işte o inandırıcı ya da değil ama özürlerin dilendiği, işte iyi niyetlerle başladı ama polisin de orantısız gücü ama filan diye söylemleyen çıkmasının sebebi orada yönetilemeyen
yapı. Bir de Türkiye'nin aslında yani ne kadar toplumun göz önünde cereyan ediyor, insanlar bunun ne kadar farkında ondan emin değilim ama daha Gezi Parkı'ndan falan çok öncesinden başlamış bir devlet krizi var. Yani şu an sıra gelmedi, konuşmuyoruz, konuşamıyoruz ama MİT üzerinden yürüyen bir süreç var, dosyalar çıkıyor, önümüzde 3 tane seçim var, daha neler çıkacak muhtemelen. Yani her klik kendince bu süreçte bir pozisyon alıyor ve kendi pozisyonuna uygun bir şekilde de bir strateji uyguluyor. Ve bu anlamıyla kurumlar arası ciddi çelişkiler var, bir devlet krizi var. Abdullah Gül cemaat başlatan üçte birini değerlendirirsek. Şimdi bir kere orada da bir ölçüyü tutmak lazım bence. O da şu, mesela işte Abdullah Gül Erdoğan rekabeti, değil mi? Söyleyeyim, en fazla konuşulan şeylerden bir tanesi bu. İşte cemaat, AK Parti çekişmesi. Bu bence bugün konuşulduğu şiddette bir şey değil. Neyi kastediyorum da? Bu bahsettiğim dinamiklerin hiçbirinin ana sütunlarda hiçbir çelişkisi yok. Yani büyük uzlaşı var orada. Hatta bu işte faiz lobisi, işte bu eylemlerin arkasında olan küresel güçler, yerli uzantılar falan dediğin yapılar, yani onlar bile çatışıyor görünüyor ya, onların bile büyük resimde büyük uzlaşısı var. Yani bu şey gibi bir uzlaşıdır. Yani çelişkili birlik diye bir şey vardır. Kendi içinde çelişkileri olan ama büyük zeminde birlik sağlamış bir yapı. O da nedir? Örneğin bir ihale için 3 firma girdi diyelim, bir ihaleye, bir proje için ihaleye 3 firma girdi. O 3 firmanın çelişkileri de vardır ama büyük şeyde, büyük fotoğrafta o ihalenin, o projenin yapıldığı bir sistem uzlaşılık noktalarıdır. Çünkü o sistem bozulursa girecek bir ihale de yok. Onun için iş, sosyal hareket, toplumsal hareket, çelişkiler o düzeni bozacak bir noktaya geldiğinde o birbiriyle çatışıyor, çelişiyor gibi görülen yapıların hepsi ittifakını sağlarlar. Çelişkiyi ortadan kaldırırlar. Bunun örneklerini yaşadık. Çok kısa zaman öncesinde yaşadık. Şimdi nedir onun adı bu çelişkiler? Çünkü niye? İşte bürokrasi içerisinde size bazı alanlar sağladık yetmiyor mu diyor. O da diyor ki yetmiyor, ticari alanda sağlamadın, orayı aç diyor. O zaman siyasi partini kur, kendini aç falan gibi tartışmalar yürüyor orada. Ama bu Gezi sürecinde Abdullah Gül'ün önemli bir şeyi oldu, fonksiyonu oldu diye düşünüyorum. Aslında bu Gezi'den bağımsız bir şey. Yani bu patlama, bu patlamadır ve bu bir tepki elindir. Programı olmayan, yönü olmayan ve bir şeyi aslında yıkmak istemeyen. Çünkü yıktığının alternatifi, öyle bir fikir yok kafasında. Yani yıksa yerine koyacağı bir şey yok şu an. O konuda bir fikri yok. Sadece tepkisi var. Ve o da her özneye göre değişiyor. Yani mikrofonu uzattığında da siz de görüyorsunuzdur ki herkes orada olmasını başka bir sahiple açıklıyor. O anlamıyla ortak nokta tepki. Bir tepki patlaması bu. Ve bu patlamayı gezdirdiği başka bir şeyde de yaşayabilirdik. Başka bir şeyde bunun vesilesi olabilirdi. Çünkü küresel sistem içerisinde işte, CNN International niye 9 saat yayın yaptı ve benzeri BBC, Reuters vesaire. Şimdi şu var. Bu hükümetten ve bu hükümet deyince de akla gelen tek isim, yegane isim Erdoğan olduğu için, başbakan olduğu için bu hükümetten küresel sistemin beklentileri belliydi. Bir, Kürt meselesini yeni bir anayasayla çöz. Yani Kürt meselesini çöz değil, yeni bir anayasayla çöz. İki, Irak'la ilişkilerinde Kuzey Irak'taki petrol politikasına tek başına bu kadar müdahale olmaya kalkma. Bağdat'la ilişkilerini düzeltmeye çalış. Bunu söyledi küresel sistem. Bağdat'la ilişkilerini düzelt. 3. Suriye krizinde Esad'ın ya da Esad'ın ekibi diyebileceğin yapının da içinde olduğu bir formüle razı ol, ikna ol, buna kendini hazırla. Burada sorun yaşadı mı bu hükümet? Yaşadı. Irak konusunda sorun yaşadı mı? Yaşadı. En önemlisi yeni anayasayla, yeni bir anayasayla Kürt sorunu çözmek meselesinde sorun yaşadı mı? Yaşadı. Ve burada fitil nerede ateşlendi? Bana göre Gezi Parkı'ndan çok önce ateşlendi. Cumhurbaşkanı'nın Portekiz dönüşünde Türkiye'de artık yeni bir anayasa yapma şansı kalmamıştır dediği gün fitil ateşlendi. Cumhurbaşkanı bunu istihareye yatıp söylemedi bence. Yurt dışını ve yurt dışındaki dinamikleri anlayabilecek kontaklara sahip, o deneyime sahip bir figür Cumhurbaşkanı. Ve oradan aldığı sinyalleri Türkiye'de bu şekilde tercüme etti. Çünkü daha önce de yapmıştı Cumhurbaşkanı bunu. Hatırlar mısınız 2011 meclis açılışı konuşması? Kürt meselesini bir çözmezsek birileri gelir çözer.
Orada aslında şunu söylüyordu. Orta Doğu'ya bakın, Tahrir'e bakın, Tunus'a bakın. Eğer biz bunu çözmezsek bunu bir Kürt tahririyle çözecek demek istedi. Çözecekler. Bunu söylemek istemişti. Ve devleti bütün kurumlarıyla birlikte, başta Erdoğan ve devleti bütün kurumlarıyla birlikte bu çözüm süreci denilen sürece bu şekilde itilmesine, bu şekilde çaba sarf etmesine, hatta yer yer inanmasa bile çaba sarf etmesine sebep olan şey bir Kürt tahriri gelebilir tehdidiydi. Ya siz çözüyorsunuz ya biz çözüyoruz. Aynı şekilde ama bunun işareti nasıl orada Cumhurbaşkanı'ndan aldıysak bu gelen sürecin işaretini de Cumhurbaşkanı'ndan aldık. Yani kendiliğinden bir halk hareketine küresel ölçekte bazı desteklerin o dalgaya binme diyorum ya, işte o dalgaya birilerinin binmeye kalkacağının işaretini biz Gezi'den çok önce yeni anayasa şansı kalmadı dediğinde aslında almıştık. Sadece şunu göremedik. Bu Gezi'de mi olurdu? Çünkü Gezi öyle bir şeyde değildi, durumda değildi. Başka bir şeyde mi olurdu? Onu bilmiyorum. Bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk. Bize öğrettiler. Onun için küresel sistemin kendi işleyişleri ve küresel sistemin Türkiye'deki iktidardan beklentileri göz ardı edilerek bütün süreci analiz etmek çok mümkün değil. O zaman bir dakika, bir tane son sorum var. O da Kürt meselesi. Şimdi iki gündür Kandil'den, Öcalan'ın mesajından sonra mesajlar geliyor. Yani Türkiye savaşa hazırlanıyor diye. Hı hı. Kaldı ki Gezi'den hemen önce ki fotoğraf bir büyük uzlaşı fotoğrafıydı. Hani gerilla Türkiye toprakları dışına çekiliyor. Yani mutabakat sağlanan çerçevede Kürt tarafı üzerine düşenin, yani Kürt siyasi, Kürtler adına siyaset yaptığını söyleyen kanadın, silahlı kanadı taahhüdünü yerine getirdi. Fotoğraf buydu. Fakat Gezi olaylarında bir o süreçte, şu o sıcak 15-20 günde Güneydoğu'dan o kadar yoğun bir destek sesi yükselmedi. Bu bence önemliydi. İki, Öcalan'ın mesajı yani yerine getirmiyor. Orada bir sıkıntı başladı. Bu mesela bu büyük ölçekte okuduğumak bir mesaj mıdır? Bununla ilgili. Şimdi orada şu, bir kere ben bu çözüm süreci denilen sürecin belli evrelerinin ne derler bir akamete uğrayacağını düşünmüyorum. Yani kimilerine sorarsanız bu süreç bitti. Çözüm süreci bitti. Artık geri dönülemez başka bir noktaya geldi. İşte çok tehlikeli bir yere gidiyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şundan dolayı Öcalan'ın kendini hatırlatması, Kandil'in kendini hatırlatması bu kaçınılmaz bir şey. Yani unutulduğunu, gündemden düştüğünü, bazı şeylerin yavaşladığını hissettiği anda kendini hatırlatacaktır. Bunda hiç şey yok, sıkıntı yok. Yani onu geç, Türk Hava Yolları'nda grev var 35. günde, kimse şu an dönüp bakmıyor. Onlar da bir şekilde kendini hatırlatmanın yolunu düşünecek yani. Çünkü ya kurt için onun dünyası yaşadığı elmadır yani. O kendi durduğu yerden bir şekilde bunu hatırlatacak hamleler yapacak ama başka bir şey var. O daha ciddi. Şimdi geri çekilme, hem de silahlarınla geri çekilme, bu aslında bir taviz, bir geri adımdan daha çok, yani tırnak içinde mi diyeyim, tırnağı kaldırarak mı söyleyeyim, aslında büyük bir başarı. Büyük bir başarı. Yani bunun o tarafta, örgüt tarafındaki moral motivasyonu yüksektir. Yani düşünebiliyor musun? Senin bir ana karargahın var ve o ana karargaha sen normalde ne kadar insan kaybederek çekilebilirsin? Çekilmeye kalksan, kendin çekilmeye kalksan muazzam sayıda insan kaybedersin. Tehditatın da silahını da zor çekilirsin. Ya gömeceksin ya bilmem ne yapacaksın filan. Sen ana karargahına savaştığın siperlerden, cephelerden silahınla geri çekilmek gibi bir güç, ayrıcalık elde etmişsin. Şimdi bunun yarattığı moral motivasyon üzerine taleplerini arttırman veya bir yavaşlama olduğunda, bir yavaşlama olduğunda ne oluyorsunuz siz deme gücüne sahip olursun. Bence biraz bu ne oluyorsunuz, unutturuyor musunuz, bizi kullandığınız attınız mı, bu süreç akamete uğruyor ha şeyi, vurgusu bence biraz oradaki güçlerinden gelen bir vurgu. Yoksa şey değil, devletin çözüm süreciyle ilgili geri adım atmaya başlaması vesaire. Çünkü son sözüm olsun istersen, çözüm süreci dediğimiz şeyin özü itibariyle Kürt sorunuyla bir alakası yok. Yani belki esas söylenmesi gereken şey bu. Bu konuyu ayrı başlık altında ayrıca konuşuyoruz. Aynen ama şöyle bitireceğim. Sistemin, Türkiye'deki sistemin ihtiyaçları var. Bir devlet modelinden başka bir devlet modeline geçiyor. Bu devlet modeli değişikliği içerisinde yeni kurumlar, yeni bir ekonomik altyapı, yeni bir siyasal düzlem, bunlar oluşacak. Bunları topluma doğrudan, bu ihtiyaçlar doğrultusundan anlatıp ikna etmesi mümkün değil. Bunu Kürt sorunu çözüm paketinin içerisinde çözüyor sistem. Yani sistem kendi krizini
ve ihtiyaçlarını kürtleştirmiş durumda. Bu ayrı bir başlık ama işin bu noktasına baktığımızda çözüm sürecinin dinamiklerini sistemin ihtiyaçları çerçevesinde dillendirmek lazım. Çünkü Kürt sorunun bu anladığımız biçimi, tarihsel biçiminden bahsetmiyorum. Şu 30 yılda anladığımız biçim de sistemin ihtiyaçlarından çıkmıştır.